Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 31 Ekim 6 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Akrep Burcu'nda ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Akrep Burcu'nda yeni ay doğdu. Güneş tutulması ile beraber ay ışığını yavaş yavaş büyütüyor. Önümüzdeki hafta ay tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla hızlı bir dönem, yılın önemli bir dönemi, iki tutulma arasındayız. Ve bu dönemde biraz kontrolümüz dışında beklemediğimiz gelişmeler de olabilir hayatımızda. Toplumsal alanlarda da hızlı gelişmeler olabilir. Pazartesi günü ay Oğlak Burcu'nda olacak. Pazartesi günü genel anlamda, duygusal anlamda sizi olumlu etkileyen faaliyetler, aktiviteler sizin için önemli hale gelebilir. Sevdiğiniz kişilerle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular romantik bazı etkileşimler ya da işte hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Pazartesi günü bunlara daha rahat zaman ayırabilirsiniz. Mars gerilemesi başlıyor bu hafta itibariyle. İkizlerdeki Mars gerilemesi bu yılın da en önemli tesirlerinden birisi ve 13 Ocak'a kadar devam edecek. Şimdi değişken bir burç olduğu için ikizlerdeki bu gerileme siz de değişkensiniz. Dolayısıyla biraz sert bir açıda bazı konularda dikkat etmek lazım. 10. evinizde olacak bu gerileme özellikle üstlerle ilişkilere, çalıştığınız yerdeki otorite figürleriyle ilişkilere dikkat edin çünkü zaman zaman gerilimler, anlaşmazlıklar, iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra çalışma ortamınızda biraz işle konu, ilgili konularda motivasyon eksikliği hissedebilirsiniz, gerilemeler, yavaşlamalar olabilir. Ee, hani bir şeylerin bir türlü ilerlememesi, başlamaması, başlatmak istediğiniz konularda böyle gecikmeler olabilir. Ama unutmayın zor bir gezegen pozisyonu olsa da her şeyi kendi lehimize de iyi değerlendirebiliriz. Önemli olan fark etmek, bilinçli olmak. Mars gerilerken yeni konulara belki biraz hani hayatımıza yeni işler, yeni konular, yeni projeler çok kolay dahil olmayabilir. Buralarda sıkıntılar çıkabilir ama üzerinde çalıştığımız işleri gözden geçirmek, buradaki eksikleri tamamlamak için de bu dönem lehimize çalışabilir. Belki şu ana kadar hani özellikle Ağustos ayından bu yana Mars ikizlerde biliyorsunuz. Ağustos'tan bu, bu yana başlamış işlerinizi de bir şeyleri görmediğiniz bir şeyleri fark etmeniz için biraz yavaşlamanız, duraklamanız gerekebilir. Bunları sağlamlaştırmanız gerekebilir ya da daha önceden değerlendiremediğiniz bazı fırsatları şimdi değerlendirmeniz gerekebilir. Bununla ilgili bu retro. Aslında kendi lehinize de olumlu değerlendirebileceğiniz bir süreç. Evet, bu hafta salı ve çarşamba ay kova'da olacak. Bu iki gün çok yoğun olabilirsiniz. İş konuları, mesleki konular ya da günlük hayatınızın tempoları. Perşembe ve cuma ise ay balık'ta. Bu iki gün ise daha çok ilişki odaklısınız. İş birliklerine daha yatkınsınız. Evliyseniz eşinizle birlikte bazı faaliyetler içerisinde olabilirsiniz ya da partnerinize zaman ayırabilirsiniz. Birebir hizmet aldığınız kişilerle de ilgili görüşmeleriniz, temaslarınız artabilir. Hafta sonu Ay Koç burcunda olacak. E, retro yani gezegen Ay Koç'ta ilerlerken yöneticisi Mars olduğu için de gerilemede olduğu için para konularına dikkatli yaklaşın bu hafta sonu. Özellikle böyle bir alışveriş planlıyorsanız hani hızlı karar vermemek gerekiyor. Bazı beklenmedik masraflar da olabilir bu arada. İşte araç gereçleriniz arzulanabilir. Hani planda olmayan bazı ödemeler gündeme gelebilir ama kontrolünüz dışında olan şeyler artık sakin yaklaşacağız. Bunun yanı sıra kendi iradenizle böyle çok önemli alışverişler yapmamak, buralarda daha temkinli olmak, dürtüsel davranmamak da önemli. Kazalara böyle ufak tefek sakarlıklara da lütfen dikkat edin çünkü Mars size sert bir açıda kazalara sakarlıklara da daha açık olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.